Merhaba arkadaşlar. Okullarda son durum nedir ve önemli yaşanan gelişmeler nelerdir? Hepsini aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi, e, okullarda önemli gelişmeler, yaşanan gelişmeler nelerdir? Onlara da bir bakalım. Arkadaşlar okullarda güzel gelişmeler yaşanıyor. Bununla beraber artık bu haftanın da bitmesiyle beraber o yaklaşık 9 günlük, yaklaşık 9 günlük tatilimize az bir süreç kalıyor. Yani yaklaşık 1 ay, 1,5 ay. Bir ay, bir buçuk ay sonra sizlere dokuz günlük tatil bekliyor. Evet, bu çok güzel bir haber. Onu söyleyelim sizlere. Zaman ilerliyor, diyoruz ki sizlere bakın, zaman ilerliyor arkadaşlar diyoruz. inanmıyorsunuz. ama gerçekten zaman çok hızlı ilerliyor. Okulların tamamen üçüncü haftası bitti. Yani daha geçen başlayacak demiştik ve 3 hafta bitti. O yüzden zaman iler hızlı ilerliyor. Kesinlikle kafanızda bir sıkıntı olmasın, ee, içiniz rahat olsun çünkü tatiller geliyor. Onun dışında. Bir de kış aylarına giriyoruz. Biliyorsunuz kış aylarında yok fırtınaydı, yok kar yağışıydı falan derken bu tarz tatillerimiz de oluyor. O yüzden yani biz aslında bol tatilli bir sürece yavaş yavaş giriyoruz. Onu sizlere söyleyelim. Bunun dışında yine okullara bir bakalım tabii ki. Okullarda ne gibi değişiklikler var? Bakan Özer yaptığı eğitim kalitesinin arttıracağını söyledi. Yani eğitimdeki kalitenin arttırılacağı açıklandı Bakan Özer tarafından. Bu da bir diğer güzel açıklama. Peki Metaverse ne olacak? Arkadaşlar okullarda Metaverse yani Metaverse alanları da yavaş yavaş artacak önümüzdeki günlerde. Peki nedir bu ve kimler faydalanacak? Şu anda tabii ki yıl sonuna kadar tüm okullarda olacak diye bir şey yok. Bazı belirli okullarda olabilir ama önümüzdeki bir 2-3 sene içerisinde tüm okullarda yine metaverse eğitim başlayabilir. Bununla alakalı tüm ayrıntıları başka videolarımızda aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.